6 aylık Orta Amerika seyahatimin son ayında Meksika'nın Cancun şehrindeyim. Henüz havalimanına geldim. Şu an Küba'nın başkenti Havana'ya gitmek için uçağımı bekliyorum. Bu sabah kalktım, işlerimi hallettim. Uber çağırdım havalimanına gitmek için. Taksi şoförüm Kübalı çıktı. Yani olacak bir şans değil. Adamın gözleri ışıldadı Küba'ya gideceğimi söyledikten sonra. Hani anlattı işte ülkesinin tarihini, falan, yaşantısını. Yani komünizmin ya neler yaptığını ülkesine, nasıl kaçmak zorunda kaldığını. Nikaragua'ya gitmek zorunda kalmış 2 sene kadar önce. Ya çünkü Nikaragua'da onu bahsetmiştim oraya gittiğimde. Orası da sosyalizmle, komünizmle boğuşan bir ülke. Sıkıntıları var. O yüzden Küba'yla yakınlar. Oraya gitmek için vize gerekmiyormuş. Oradan sonra da yukarı doğru çıkmış. Honduras, El Salvador, Guatemala, şimdi Meksika'ya gelmiş. Belki Amerika'ya gidebilirim diyor. Öyle enteresan bir yolculuk oldu. Havalimanına kadar bayağı konuştuk. Ondan sonrasında da havalimanında Küba'ya gitmek üzere bekleyen insanların olduğu yerde bir bilet satıcısı gibi birine denk geldim. Küba vizesi satıyormuş. Vizeniz yoksa bile ya buraya gelip yani son anda alabilirsiniz. Ya Küba vizesi alınabilecek en kolay vizelerden biri. Ben Küba vizesi için bizim adayla bir işçiliği yapmıştım. Bizim ada vize başvuru merkezi. Yani çok da memnun kaldım. Yani $40 yolladım. Yani vize de 2 gün içinde elime ulaştı. Ya da adımın yazılı olduğu bir kağıt. Onunla giriş yapacağım. Ama burada $30 mesela. Yani işinizi şansa bırakmak istiyorsanız yani Cancun'da $30 bulabilirsiniz Küba vizesini. Şimdi uçağımı bekliyorum. Meksika'da aklınızda bulunsun. Torta görürseniz anlayın ki sandviç. Yani bir tart falan beklemeyin ben. İlk gördüğümde şaşırmıştım ama her yerde böyle. Ben hiç bu kadar sıkış sıkış bir havalimanı görmedim. Hem çok küçük hem de alabildiğine insan var. Yani boş burçakta gidiyoruz. İkram servisi. Kola ya da bira veriyorlar. Türk Hava Yolları dışında ilk defa bir yerde ikram verildiğini gördüm. Yani bu da bir şey yani. An itibariyle Küba'ya varmış bulunmaktayım. Burası bir ülkenin başkenti. Uçuşlar yalnızca Miami, Cancun ve Houston'a. Etraf böyle, çok sakin. Şu ana kadar gördüğüm en sakin havalimanlarından biri. Ve burası bir başkent. Otelime gitmek için bir tane taksi tuttum. O Cancun'daki taksici adam en fazla $20 ver dedi. Burada $30'lardan başladılar. 25'te anlaştık. Bu official, bu resmi taksi. $20 verenler de vardı ama onlara çok güvenmedim. Bu resmi taksi. Şu an yola koyulduk, yaklaşık bir 20 dakika içinde tahmin ediyorum otelde olmuş olurum. Havalimanını geride bıraktık. Taksici bana bu broşürü verdi. Kaliteli bir kağıda basılmış. Burada turistik yerleri gösteriyor. Bu Baradero, Viñales ve Trinidad gibi. Bir de klasik araba turu varmış. Belki ilerleyen günlerden onlardan alabilirim. Burası da Revolüsyon Meydanı'ymış. Karşıda Che Guevara. Az önce sordum kendisine buradaki insanlar bu ideolojinin yanında mı diye. Beklediğim cevabı verdi. O zorunluluk dedi adam. Obligado. Zorunluluk. Şehir genel anlamda gördüğüm kadarıyla eski ve bakımsız. Şu an otel aramaktayım. Elimde bavulum, sırtıma çantam. Şimdi bu geldiğim yer daha eli yüzü düzgün bir yere benziyor. Şu eşyalarım burada. Şimdi birazdan yukarı çıkacağım o zaman. Çekilim yapılıyor. Buradaki danteller de çok hoş. Bir tane oda bulabildim kendime. Fena bir yere benzemiyor. İki tane yatağı var. Bir tane banyosu. Şöyle. Bunun geceliği $20. Önce gittiğim yer $10'dı ama hiç hoşuma gitmemişti. Yani tavan alçaktı. Yani benim boyum başım değiyordu. Güzel bir yere benzemiyordu orası.
Burası fena değil. Burası hoşuma gitti. Ama sıkıntı burada da ya zaten genel olarak Küba'da anladığım kadarıyla internet. Yani internet şifresi verdi. Hesapta çekiyor ama bağlanamadım bir türlü. Kimi zaman sinyal geliyor, kimi zaman gidiyor dedi. Bir tane sim kartı varmış, orasını söyledi bana. Orada alırsan daha rahat edersin dedi. Şimdi oraya gideceğim. Ya bu otelin bir avantajı da verdikleri anahtar aynı zamanda su terazisi olarak da iş görüyor. Şimdi hostelden iki çocukla buluştum. Dolaşmaya çıktık. Biri İtalyan. Biri de Sergio Arjantin'de. Burasına geldik. Bu şehir şu an şu kısmı gerçekten işler acısı. Şu kadın çok mutlu değil fotoğrafını çektiğim için. Biraz kaos, kaotik bir atmosfer var burada. Sim kart arıyoruz. Yani şu an çünkü burada internet yok. Burası da merkezi parklarından bir tanesi. Bu caddesi uzanıyor devamlı. Hesapta burada sim kartı veriyorlarmış. Onun için geldim. Şöyle bir yer. Burada ülkedeki en teknolojik ürünler var. Paketler böyle. Claro gitti. Cubasel geldi. Cubasel'e geçişimi böylece yapmış oldum. Ama internet aşırı yavaş. Bu da kontrastı en iyi görebileceğimiz noktalardan biri. Şehrin en bakımlı binası Kapitol. Başkanlık Sarayı. Hemen karşısında da sefalet ve yıkım. Bakımsız binalar. Karşısında çok güzel oteller var. Rezidanslar. Burası enteresan bir yer. Sadece üst katı tamamlanmış. Karşıda Fraternity Park. Bu 15 tane Latin Amerika ülkesinin toprağının bulunduğu kardeşlik parkı, fraternity. Güzel bir gün batımı. Kaç gün sonra bu arabalarla bir tura çıkabilirim. Saati 25 ile 50 dolar arasında değişiyormuş. Un paseito por toda la ciudad. ¿Cuánto cuesta la hora? Mira, un paseo son 27 kilómetros. Vemos Habana Centro, Plaza de la Revolución, todo el Vedado, todo el Malecón. En una hora le salen $40 por todo. $40 hasta los tres. ¿Qué color de carro le gusta a ustedes? ¿Qué color? A mí, bueno, me gusta cualquiera. Rojo. Rojo grande, ese bonito ahí. Ese rojo impala, un rojo muy bonito. Şimdi sahile vardık. Bir yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda. Karşıda gördüğümüz yer Che Guevara'nın çalışma ofisiymiş. Aynı zamanda evi olarak da kullanıyormuş ara sıra. Bu da İsa heykeli. Bu da kalesi. Her akşam saat 9'da top atışı yapılıyormuş. Geleneksel olarak. San Francisco Meydanı. Ve adını ondan alan katedral. Buraya geldiğimden beri yani birkaç saat geçti. Gördüm 6. ya da 7. yani bu iskeleyle kaplı renovasyon gören bina. Burada anladığım kadarıyla renovasyonlar başladı mı senelerce sürüyor. Burası da Plaza Vieja. Burası eski meydan anlamına geliyor. Burası bana Cartagena'yı hatırlattı biraz. Son olarak da bu restorana geldik. Burası hoşuma gitti, bu Plaza Viejo'daki bir yer. Tabak altlıkları çok hoş. Kendisi koymuşlar. Bu yemek büyükannenin patakonesi diye geçiyor. Bu muz, patakones. İçinde et var, pilav ve friyoles. Bunlar da fasulye ve muz da geliyor. Biz böyle şurada yemek yeriz. Bunun fiyatı 10 dolar. Dediğim gibi bu biraz pahalı. Biralarda yaklaşık 2-3 dolar bir şey. Evet, bugünlük de bu sona gelmiş oldum. Yani bu
güzel bir gün oldu. Yani Meksika'da başladım, burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.